Dolayısıyla Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş Veli'nin tavsiyesiyle kurulan Esnaf Dayanışma Teşkilatı aylık teşkilatı haftası yine Gölde kutlanmaya başlandı. bu ülkede gerçekten bu ülkeye değer Gölde katan Esnaf Oda bizler Başkanları aylık haftası kapsamında Esnaf Sarayı toplantı salonunda bir program gerçekleştirdi. Programa Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Birlik Başkanı Arif Tak, İnegöl'de bulunan 11 oda başkanı ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. esnaf işletmeleri Odalar adına kısa bir selamlama konuşması yapan Elektrikçiler Odası Başkanı Yakup Ulaman'ın ardından Birlik Başkanı Arif Tak bir konuşma yaptı. 74 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye ambargo uyguladılar. O zaman Başbakanımız Allah gani gani rahmet etsin, rahmetli Ecevit'ti. Ambargo uyguladılar. Türkiye'de sıkıntılar başladı. Hani gaz yok, tuz yok, şeker yok, kibrit yok, benzin yok, mazot yok deniyor. İşte o dönem. 1974 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ambargo uyguladılar. 78'e kadar, 79'a kadar devam etti. Tabii bir siyasi bir tarih bu. 79'da iki meclis vardı o zaman. Bir senato vardı, bir Büyük Millet Meclisi vardı. Senatoda senatörlerin 201 senatör olurdu. Üçte biri yenilenecek. Her 2 yılda bir yenileniyor. Yenilendi mecliste senatörlerin 1/3'ü ve rahmetli Ecevit seçimi kaybetti. Nasıl kaybetti? 48 senatör vardı. Onlardan 12'sini alabildi. Diğerlerini diğer partiler, Adalet Partisi daha çok aldı. Ve dolayısıyla hükümetten ayrıldı. Bakın şimdi o günkü durumla bugünkü durumu bir karşılaştıralım. Neydi hedefleri? Hükümeti yıkmak, Türkiye'yi karıştırmak ve huzursuzluk yaratmak, milleti birbirine düşürmek. Hatta 74'ten biraz önce biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, ondan sonra Amasya'da, o gibi illerde ayaklanma oldu. Sıkıntılar yaşadık. Ve yine bu sıkıntıların önlenebilmesi için esnaf sanatkarlar görev düştü. Esnaf sanatkarlar önemli görev yaptılar. Hani hadiseler çoğalmasın, sıkıntılar olmasın. Yüzlerce insan öldü o zaman. Hatırlayın, biraz yaşlı onlar bile. Ben gayet iyi biliyorum onları. Ondan sonra tabii Türkiye hocalamaya devam etti. Şimdi ne oluyor? Şimdi görüyorsunuz aynı noktadayız. Daha sonra Belediye Başkanı Alper Taban da günün anlamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 17 Eylül yani dün itibariyle aylık haftası başladı ama bir de yine önemli bir gündem, önemli bir konu olan demokrasimizin inkıtaya uğradı ki az önce çok güzel ifade etti Sayın Başkan detaylı olarak. Demokrasimizin duraklamaya uğradığı, yani demokrasimizin kara bir günü olarak anılacak olan Allah rahmet eylesin. O dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu'nun, yine Hasan Polatkan'ın efendim idam edildiği tarihler. Dolayısıyla onların da ruhu şad olsun. İnşallah bir daha demokrasimiz hiçbir zaman duraksamadan aksine daha çok gelişerek ve zenginleşerek yoluna devam etsin arzusu içerisindeyiz. Ahilik tabii ki kültürümüzden gelen ve bugünlere ulaşan iyi ki de ulaşmış, iyi ki de bu geleneği, o günün büyükleri, ben onları da rahmetle anıyorum. Bu günün, haftanın kutlanmasında ya da bu değerin kazanılmasında kimin emeği varsa hepsini rahmetle, minnetle de anıyorum, anmak da istiyorum. Evet.